geçen yıl Eylül ayında BM genel kurulunda yaptığım konuşmada Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgalinin devam etmesine Ermeni hükümetinin saldırgan açıklamalarına ve eylemlerine dikkatinizi çekmiştim bugün Ermenistan'ın savaş alanında yenildiğini ve Azerbaycan'ın işgale son verdiğini söylemekten gurur duyuyorum bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından BM Genel Kurulu'nun 76. oturumunda yaptığı konuşmada dile getirildi. Devlet Başkanı, 44 günlük savaş sırasında Ermenistan'ın Sıked ve İskender M balistik füzelerinin yanı sıra yasaklı beyaz fosfor mermileri ve misket bombaları kullandığını vurguladı. Ermenistan'da işlenen bu savaş suçları sonucunda 11'i çocuk yüzden fazla sivil öldürüldü, 450'den fazla kişi yaralandı. Azerbaycan topraklarında, bireysel evler de dahil olmak üzere 12 bin sivil altyapı tesisi yıkıldı veya ciddi şekilde hasar gördü. İlham Aliyev, Azerbaycan'ın uluslararası insancıl hukuk ilkelerini gözeterek Ermenistan'ın bu tür vahşi savaş suçlarına benzer bir yanıt vermediğini kaydetti. Aynı zamanda Ermenistan, yurt dışından yabancı paralı askerleri ve savaşçıları kendine çekerek Azerbaycan'a karşı kullandı. Cumhurbaşkanı 44 günlük savaş sırasında Azerbaycan'ın 300'den fazla şehir ve köyü kurtardığını ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın teslim olma eylemi imzalamaya zorlandığını söyledi. Böylece Azerbaycan BM'nin kuruluşundan günümüze kadar dünyada muhtemelen tek gerçek olan BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını bizzat kendisi sağlamıştır. Azerbaycan 30 yıllık ihtilafı askeri politik yollarla çözmüş, toprak bütünlüğünü ve tarihi adaletini yeniden tesis etmiştir. Dağlık Karabağ sorunu geçmişte kaldı. Azerbaycan'da artık Dağlık Karabağ adında bir idari bölge birimi yoktur. 7 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerini oluşturduk. Bu fırsatı değerlendirerek BM üye devletlerini ve BM Sekreterliğini topraklarımızdan bahsederken yasal bir bakış açısıyla var olmayan, siyasi önyargılı manipülatif isimlerin kullanılmasına izin vermemeye çağırıyorum. Devlet Başkanı Azerbaycan'ın eski işgal altındaki topraklarında Ermenistan tarafından oluşturulan çok sıralı savunma hatları ve uzun hendekler, tüneller ve sığınaklardan oluşan tahkimatların Ermenistan'ın bu toprakları iade etme niyetinde olmadığını kanıtladığını söyledi. Cumhurbaşkanı, yaklaşık 30 yıllık işgal boyunca Ermenistan'ın tüm şehirleri ve köyleri kasten yok ettiğini, tüm kültürel ve dini anıtları yağmaladığını, onları gerçek bir şehir öldürme, yani şehirlere karşı soykırım ve kültür katliamı örnekleri haline getirdiğini vurguladı. Ermeni işgali altındaki topraklarda 67 camiden 65'i yerle bir oldu, diğer ikisi ciddi şekilde hasar gördü ve kutsallaştırıldı, domuz ve inek tutmak için ahır olarak kullanıldı. Bu dünyadaki Müslümanlara saygısızlıktır. Mezarlıklar bile kutsallaştırıldı, tahrip edildi ve yağmalandı. İlham Aliyev, 1. Karabağ Savaşı sonucunda yaklaşık 4000 Azerbaycan vatandaşının habersiz kaybolduğunu ve Ermenistan'ın akıbetleri hakkında bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Elimizdeki güvenilir bilgilere göre hemen hepsi işkence gördü ve öldürüldü ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olarak Ermeni ordusu tarafından toplu mezarlara gömüldüler. Nisan 2021'de Kelbecer bölgesinin işgalinden kurtarılan Başlıbel köyündeki bir toplu mezarda Ermeni savaş suçluları tarafından öldürülen 12 sivilin kalıntıları bulundu. Uluslararası hukuk ve BM şartı temelinde Ermenistan, Azerbaycan'a karşı askeri saldırı ve diğer ağır suçlardan devlet düzeyinde sorumlu tutulmalıdır. Devlet Başkanı Ermenistan'da hükümetin teşvik ettiği Azerbaycanofobinin büyüdüğünü, bu ülkede faşist ideolojinin hakim olmaya devam ettiğini söyledi. Azerbaycan sadece Ermenistan'ın işgalci güçlerine karşı değil, aynı zamanda Ermeni faşizmine karşı da bir zafer kazandı. Egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve halkın güvenliğine yönelik herhangi bir tehditle tekrar karşılaşırsak meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı çatışmanın geçmişte kaldığını, bu nedenle kurtarılan topraklarda büyük çaplı inşaat çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Ancak asıl zorluk Ermenistan'ın kurtarılmış topraklara yerleştirdiği çok sayıda mayının mevcudiyeti ile ilişkilidir. Ermenistan'ın 10 Kasım 2020'de imzaladığı teslim olma eyleminin ardından ikisi gazeteci 30 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Azerbaycan, toprakları en fazla madenciliğe maruz kalan dünyanın ülkelerinden biridir. Bu, kurtarılan bölgelerdeki iyileşme sürecini ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşünü engellemektedir. Ermenistan, doğru mayın tarlası haritalarını Azerbaycan'a vermeyi reddediyor. Ermenistan'ın transfer etmek zorunda kaldığı 3 bölge için mayın tarlası haritalarının doğruluğu %25. Uluslararası toplum Ermenistan'ı bize kurtarılmış topraklardaki mayın tarlalarının doğru haritalarını vermeye zorlamalı. Devlet başkanı çatışmanın sona erdiğini, bu nedenle Azerbaycan'ın Ermenistan ile sınırların sınırlandırılması ve çizilmesi, birbirlerinin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması ilkesi temelinde bir barış anlaşması müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu açıkladı. Böyle bir anlaşma bölgeyi bir barış ve işbirliği bölgesine dönüştürebilir. Ancak yine de Ermenistan'dan teklifimize olumlu bir tepki görmüyoruz. Cumhurbaşkanı ulaşım projelerinin barış ve işbirliğine hizmet eden alanlardan biri haline gelebileceğini söyledi. Ve bu bağlamda Azerbaycan'ın ana bölümünü Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye bağlayacak olan Zengezur Koridoru Güney Kafkasya bölgesi için yeni fırsatlar yaratacaktır. Azerbaycan Güney Kafkasya bölgesinde yeni gerçeklikler yarattı ve herkes bunu hesaba katmalı. Ermenistan, bölgesel işbirliği ile komşularına yönelik yasa dışı, asılsız toprak iddiaları arasında bir seçim yapmalıdır. Uluslararası toplum bu anlamda olumlu bir rol oynamalı ve Ermenistan'ı barışın alternatifi olmadığını anlamaya teşvik etmelidir. Ermenistan'daki intikamı ve silahlanmasını doğrudan veya dolaylı olarak destekleme girişimlerine son vermeliyiz. Güney Kafkasya'da uzun zamandır beklenen barış, güvenlik ve istikrarın nihayet sağlanacağını umuyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bölgesel barış ve kalkınmaya katkıda bulunan, bölgenin güçlendirilmesine hizmet eden istikrarlı çabalarını sürdüreceğini söyledi.